Alperen İsmail'in en çok tartışıldığı dönem olarak sıkıntılıydı. Savunmada iyi işler yapıyor Beşiktaş. Savunma yönüyle alakalı aslında Valerian İsmail'e mesela övgülerin verilmesi gerekiyor. Savunmada bireysel hatalar dışında Beşiktaş öyle çok defosu olan bir takım değil. Rakiplerine pozisyon verme, boy şansı tanıma bunlar çok sınırlı sayıda bırakıyor rakiplerini. Ama hücumda işler istediği gibi gitmedi Beşiktaş'ın bu süreçte. Üretkenlik azaldı. Performanslar düştü, kötü performanslar da ısrar edildi. Bu da takım bütününde oyunu etkiliyor tabii ki. Hatayspor da bu sezonu çok kötü başlayan, Volkan Demirel sonrası biraz toparlayan, ama son maçta bir Karagümrük ve Türkiye Kupası'ndan elenmesiyle birlikte onlar da bir motivasyon bozukluğu içerisinde. Beşiktaş'ın sevebileceği bir rakip. Neden? Ön alan baskısında hata yapabilen bir takım. Hatayspor. Çok fazla topla çıkışlarda yeteneğini kullanamıyor. Orada problemler yaşayabiliyor. Beşiktaş ön alanda presi, Valerian İsmail'in istediği o presi iyi yapabilirse rakibini bozar, çıkarmaz ve pozisyonları ikinci, üçüncü bölgede başlatır. Burada oyuncu tercihleri çok önemli olacak. Bugün beklentim benim normalde tabii ki Dele Alli'nin oynaması değildi ama Valerian İsmail'in tercihiyle birlikte Dele Alli'nin oynamasını bekliyorum. Her şeye rağmen. Ya 3 haftadır Dele Alli ilk 11'de forma giyiyor. 3 haftadır hiçbir varlık gösteremiyor ki hatta Beşiktaş'a bu sezon geldiği günden bu yana sadece bir Ankaragücü maçı var. Diğer maçında da aynı şekilde pek varlığı gösterememişti. Hepsine de 11'de başladı. Israr ediyor. Ya ısrar etmek evet oyuncuyu kazanmak adına ısrar ediyorsun ama hani sahada bir şey vaat eden oyuncuyu kazanırsınız bir sonraki maç içinde. Ya bazen oyuncular üst üste böyle kötü oynarken 11 çıkarmak ne kadar sağlıklı onu bilemiyorum. Dele Alli'nin kısaca bugün ben 11 denemesini bekliyorum. Onun dışında santrofor tercihi çok önemli olacak. Burada Cenk ve Muleka hafta boyunca Vegors'un yokluğunda, Vegors'un olmadığı 3 antrenman vardı. Bu antrenmanlarda birlikte ilk 11'de oynamışlardı. Ama bugün Vegors'un durumuna bir bakılacak. Sağlıksal açıdan herhangi bir problem yoksa, bir risk yoksa, sağlık heyetinin vereceği rapor doğrultusunda Vegors'la ilgili bir karar verilecek maç kadrosuyla alakalı olarak. Bugün Muleka'nın ben yeniden kanatta oynamasını bekliyorum. Hani Vegors oynamazsa Cenk ileri uçta görev alacak. Ama Vegors'a oynar raporu verilirse tercih ne yönde olacak onu bu akşam göreceğiz. Onun dışında savunmada vesaire bir değişiklik yok Demet. Muleka da sezona iyi başlamıştı ama 4 maçtır skor üretemiyor. Bunu neye bağlıyorsun sen? Bugünkü maçtan beklentin ne onunla ilgili? Ben net bir kanat oyuncusu olmamasına elbette. Neden? Çünkü Muleka ceza sahası içerisine girişleri yaptığında Vegors'un hazırladığı pozisyonlar vesaire hep bu şekilde o golleri buldu. Ceza sahası içerisini çok iyi kullanan bir oyuncu. O yüzden hani Vegors'la ilgili hep düşünce kaleye ne kadar yakın olursa o kadar iyi şeklinde. Eski hocasının da bu yönde açıklamaları var biliyorsun. Kasımpaşa'dan Sami Uğurlu'nun açıklamaları dolmuştu. Muleka kaleden uzaklaştıkça etkisi azalıyor. Bir de yani kanat oyuncusu olmadığı için o takım oyununda gitgelleri yapmak, birebirlere girmek, işte kanat bindirmelerini yapmak hani bunları net olarak ortaya koymuş bir oyuncu değil. Buna da alışamadı. Yani bir anda siz santrafor oynuyorsunuz kariyerinizde. Hemen bir kanat oyuncusu oluyorsunuz. Yani buna evrilmek kolay olmuyor bazen. Ama gol yükü açısından evet 4 gollük bir katkı sağlamıştı. Sonraki haftalarda duruldu. Çünkü çok fazla kaleye yaklaşamadı Muleka'nın. Biz hep çizgide o alanda hapsedildiğini gördük. Ne kadar ileri uçtaki oyuncuya yakın olursa ya da ileri uçta tercih edilirse o kadar etkili olabilecek bir oyuncu. Elbette orada tercih edilecek başka bir oyuncu var mıydı? Var yani Nathan Redmond var mesela ama onun da performansı pek iyi olmadığı için bugün Muleka'yı göreceğiz gibi duruyor. Abi, Tayfur Bingöl de tercih edilmişti bu arada. Tayfur'un oynadığı maçta Muleka yedek kulübesinde oturuyordu. Valerian İsmail çok fazla sağ kanatla oynadı. Bir tek Dele Alli'yle oynamadı. Ben ona şaşırıyorum.
Peki Sabah gazetesinde senin haberinde evinde dipte dışarıda zirvede başlığını gördüm. Özellikle senin de yazdığın gibi Beşiktaş dış sahada başarılı bir performans ama iç sahada o kadar iyi bir performans sergiliyor mu? Acaba bunun sebebi Valerian İsmail'in bir taraftar baskısı yaşadığı olabilir mi? Olabilir. Yani hani şöyle ki tercihlerini vesaire bazen taraftara göre yapıyor. Her ne kadar ben duymuyorum, Türkçe anlamıyorum dese de kimse kusura bakmasın. Bize Beşiktaş'ın kulübünün içerisindeki insanlarla konuştuğumuzda hocaya söyleniyor bunlar deniliyor. Yani düşünsenize 40 bin kişi sizin adınızı bağırıyor. Siz merak edip sormaz mısınız ne bağırıyorlar diye. O yüzden oradaki baskı farklı oluyor. Oyuncular üzerinde de bir baskı var. Bu Valerian İsmail üzerinde değil aslında tek başına. Oyuncular üzerinde de bir baskı var orada. Taraftar iyi oyun bekliyor. Bakın skorlardan ziyade iyi oyun bekliyor. Çünkü Beşiktaş bugün kazansa zaten ligde 3. sıraya yükseliyor. Yanlış hesaplamadıysam. 3. sıraya yükseliyor. Zirveyle de puan farkı zaten ortada. Yani bir maçlı fark var arada. Dolayısıyla Beşiktaş'taki asıl problem puan tablosu toplanan puanlar değil. Tamamıyla ortaya konulan oyun. Bu oyun Beşiktaş taraftarının 2-3 ay sonrasını hayal ettirmiyor. Biz şurada oluruz. Sezon sonu Mayıs ayı işaret edilirken ya biz Mayıs ayında bu oyunla şunu yaparız, şampiyon oluruz dedirtecek bir oyun olmadığı için Beşiktaş taraftarı isyan ediyor yeri geldiğinde. Dolayısıyla Valerian İsmail de oyuncular da Vodafone Park'ta etkileniyor. Ama deplasmanlarda daha rahat oynayabiliyorlar elbette. Sayıs ve Emrecan Uzunsan biraz Adele sakatlığı yaşadı. Şimdi onların durumunu sorayım bir sana ve o bölgede yine Montero olacak yüksek bir ihtimalle. Ondan nasıl bir performans bekliyoruz bugün? Yani Montero geçtiğimiz maçı bence fena değildi yani. İyi bir maç çıkardı Montero. Çok öyle savunmada bir bariz bir hatası yoktu. İyi mücadele etti orada. İlk yarı Gomez'le biraz boğuştu. İkinci yarı daha rahattı zaten. Trabzonspor biraz geriye çekilince çok fazla savunmacılara hiç düşmemişti. Birkaç tane, bir iki tane pozisyon vardı böyle. İyi bir maç çıkardı. Tabii bir Romain Saiss izledikten sonra hani farklı hissediyor tabii ki. İnsan çıplak gözle futbol sever olarak da izlediğinizde hissediyorsunuz. Ama yoktuğunu aratmadı diyebiliriz. Bu haftadan sonra hem Emrecan hem de Saiss'in dönmesini bekliyoruz bu arada. Peki Gezal sakatlık yaşadı ve Gors da aynı şekilde. Bu akşam Cenk sahnede olacak. Çok büyük bir görev düşüyor ona. Ve tabii ki kendini de göstermek isteyecektir. Özellikle Valerian İsmail'le böyle hafif tam bize yansımasa da bir sıkıntı olduğunu belki görebiliyoruz. Bugün nasıl bir performans görürüz kendini göstermesi açısından? Acaba görür müyüz? Öyle mi? Acaba görür müyüz? Yani bilemiyorum. Ben çok emin değilim şu an. Yani çünkü dünden sonra pek emin değilim. Vegors'la ilgili yani konumlandıramıyorum bazı şeyleri. Akşam göreceğiz diyelim. Vegors'un durumuna bakılacak. Ondan sonra bir karar verilecek gibi duruyor. Cenk oynamayı hak ediyor. Trabzonspor maçında bu sezon en uzun süresini aldı. Ya Cenk'in toplam maç süresi şu an 1,5 maç etmiyor. Bakın 1,5 maç etmiyor. En uzun süresini aldı. Gayet de etkiliydi. Güzel de bir gol attı. Tam bir golcü vuruşu. Evet. Herkes kolayını atamaz. Ama 10 dakika, 13 dakika, 15 dakika, 17 dakika. Yani Cenk ne yaptı çok merak ediyorum bazen. Cenk Tosun oynamayı hak ediyor. Cenk Tosun'a hak ettiği süreler verilmiyor Beşiktaş'ta. Valerian İsmail oturup biraz düşünse hafta içi iyi çalıştı vesaire. Ya kusura bakmayın hocam. Bugüne kadar en uzun süre oynattığınız maç 67'de oyunu aldığınız maç. Yani bahsettiğimiz oyuncu da Cenk Tosun. Sıradan bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Her zaman nasıl golcü olduğunu tüm Türkiye biliyor. Oynadığı zaman Beşiktaş'a katkı sağlayacağına elbette inanıyorum. Ama bu akşam hani net olarak ben şu an Cenk ilk 11'de başlayacak diye bir cümle kuramıyorum. Peki Valerian İsmail'le devam edeyim. Şimdi yönetim her ne kadar sonuç ne olursa olsun devam edeceğiz. Şampiyonluğu onunla istiyoruz dedi. Ama tabii bir Hatayspor ardından Ümraniyespor karşılaşmaları var. Şimdi Hatayspor yenilirse eğer yine aynı şeyler gelir mi yani aynı tepkiler? Yönetim kısmından olumlu tepkiler. Aynı eleştiriler.
Hatta aynısını demeyelim biz seninle birlikte Demet, daha fazlası diyelim. Neden? Çünkü son 5 haftada şimdi bir galibiyet almışsınız. 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Beşiktaş'ın şimdi kaybettiği puanlar ortada. Beşiktaş 5 haftada bir galibiyet alıyor. Siz bunu 6 olursa bu, yani elbette Beşiktaş taraftarı isyan edecek, o eleştirilerini artıracak, dozu yükselecek. Ümraniye maçında tepkiler daha fazla olabilir. Ümraniye maçını kazansanız her şey bitecek mi? Peşini Galatasaray'la oynayacaksınız. Sonra Antalyaspor gibi bir takımla oynayacaksınız. Ki ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Evet, kötü gidiyorlar uzun süredir. Bu hafta her ne kadar kazansalar da zorlu bir takım. Şimdi bu süreçte siz yani birileri iki geri yaparsanız yeniden değerlendirilirsin. Ve her ne kadar yönetim arkasında dursa da Valerian İsmail'in bazı süreçler doğal olarak o noktaya getirir sizi. Taraftar bu camia taraftar kulübün her şeyidir. Neden? Siz bütün kulüpler adına söylüyorum. Borca düşüyorsunuz. Taraftara sarılıyorsunuz. Tribünleri doldur, formu al, bırakmam seni de, şunu yap, Fener ol, işte diğer taraftan Galatasaray'ın vardı. Onu, herkes bir kampanya yapar değil mi taraftara? Ama taraftar bir şey istediği zaman, söz konusu olduğu zaman buna karşı gelmeye kalkmanız çok doğal bir süreç ilerletmez sizin için. Size de zarar verir. Yönetim nezdinde konuşuyorum bunu. Dolayısıyla bu kulübün sahibi her zaman taraftarıdır. Bütün kulüplerin sahipleri taraftarlarıdır. Burada taraftarın toplu ile bir baskısı olduğunda yönetim de bugüne kadar evet desteğini açıkladı ama bir yerden sonra mecburen yeni bir değerlendirmeye gidebilir. Ama bunu toparlamak Valerian İsmail'in de önüne 4 maç var. Bu 4 maçlık süreçte alacağı sonuçlar, oynatacağı oyun Valerian İsmail'in kaderini belirler. Peki. Çok teşekkür ederiz yorumların için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Ogün Şahinoğlu ile birlikte Beşiktaş'ın bu akşam Hatayspor karşısında neler yapabileceğini ve Hatayspor cephesini de konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe diyeceğiz. Melipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup eden Sarı Lacivertler ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkararak puanını da 23'e yükseltmiş oldu.